Neye dayanarak yapıyoruz? Hı-hı. Nasıl yapıyoruz? Hı-hı. Çok yakın örnekten ben konuşayım. Hani o kadar Cumhuriyet'e Hı-hı. kadar falan gidemeyeceğim ama 4+4+4 Hı-hı. süreci. Peki böldük bu şekilde. Hem de zorunlu eğitimi uzattık ki bu iyi bir şey. Peki bunu neye dayanarak yaptık? Yani bu şekilde bölmenin daha iyi sonuçlar vereceğini gösteren bir literatür yok. Bu şekilde gruplamanın. Dahası bunu biz bir anda yaptık. Altyapı hazır olmadan yaptık ve olumsuz sonuçlarını gördük. Bence bugün PISA'da yaşadığımız 2015 sonuçlarının 2012'ye göre daha düşük olmasında bu reformun etkisi var. Yani olumlu değil, olumsuz sonuçlar doğurabiliyor bu gibi çalışmalar. Bir de genel olarak bizim ülkemizde veriye dayalı karar verme kültürü çok zayıf. Politika yapımı aşamasında. Bir kanıt sunulmuyor. Oysa iyi yönetişim dediğimiz bir şey var. Bu yönetimden farklı bir şey. Hı hı. İyi yönetişim daha katılımcıdır, şeffaftır, hesap verebilir ve veriye dayalıdır. Bizde çok fazla veriye dayalı değil. Yani bunun arkasındaki gerekçeler sunulmuyor. Hı hı. Yeterince veri zaten toplanmıyor. En başta söylediğiniz gibi var olan PISA çok değerli bir veri. Bu gibi veriler itibarsızlaştırılıyor. Kullanışsız bir şekilde yorumlar yapılıyor yani bu verilerle ilgili. Dahası bir hesap verebilirlik de yok. Yani herhangi bir reform değiştiğinde, örneğin SBS kaldırdı, onun yerine başka bir sınav geldi. Ne değişti? Yani bunun sonucunda biz ne elde ettik? Veya kötü bir sonuca yol açtıysa bu, bunun hesabını kim verecek? Bunun sorumlusu kimdir? Bunların gerçekleştiğini görmüyoruz. Biz ERG'de de iyi yönetişim alanında da çalışıyoruz bu nedenle.